Ee, şu anda tabii herkesin merak ettiği senin de az önce dediğin gibi hani birinci santrafor e, konusu ki şimdi şöyle bir genel hatlarıyla baktığımız aslında Trabzonspor 3 aşağı 5 yukarı her yerini e, tamamlamış gibi gözüküyor. Ee, tabii ki de bir iki tane hani hep e, transfer döneminin sonlarına doğru da e, özel oyuncular, e, özel fırsatlar çıktığında alınıyor orası ayrı ama e, şu anda herhalde Onaçu e, ya da Yaremçuk mu hala bu e, hala eksende öyle. mi? Hala öyle, evet Geziyor. hala o eksende ama şunu söyleyeyim, Onaçu sadece forvet bölgesindeki önceliği değil Trabzonspor yönetiminin, tüm transfer operasyonundaki bir numarası. Hı hı. Yani öncelikle Onaçu'yu biz bitirelim, forvet problemini çözelim, fikri hakim. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın da ben bu transferi çok istediğini ve süreci de bizzat yönettiğini biliyorum. 6-6,5 milyon euro seviyelerine çıktı Trabzonspor orada zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif üzerinden. E, Southampton'ın Türkiye'deki kulübü Göztepe'ye de takasta oyuncu e, evet. gönderilecek. E, bu da masadaki opsiyonlardan birisi sunuldu e, bu teklif. Ki daha önce Orseç transferinde ta altı kardeşi göndermişti Trabzonspor oraya. E, Southampton'da ilk başta 15 milyon euro'lardan kapıyı açmıştı, 9-10 milyon euro seviyelerine indi onlar da. Hani makas biraz daha daralıyor ama e, Trabzonspor'un hani ben 8'lere falan çıkmasını çok beklemiyorum. E, hani maksimumuna neredeyse ulaştı Bordo Maviller. Burada biraz e, oyuncunun aslında tavrı, tutumu e, Trabzonspor'un elini güçlendirdi. Yani başka teklifler de vardı, Türkiye'den de ilgilenen kulüpler oldu. Ee, ona açık kesinlikle sıcak bakmadı. Ben Türkiye'de Trabzonspor'da oynamak istiyorum dedi menajerine. Bu net bilgi. Ki e, şu anda işte ülkesindeydi e, bir süre önce. İşte orada halı saha maçı yapıyor mesela. Altında Trabzonspor şortu var. Hı hı. Doğum günü kutlamasını yapıyor. Trabzonspor logo'lu pastayla fotoğraf paylaşıyor Instagram'ından. Ee, oyuncu mesajları veriyor aslında. Oyuncu yani. net yani. Oyuncunun tavrı net. Ve oyuncunun e, Sadece Trabzonspor'u istemesi de şu aşamada kulübün elini güçlendiriyor, Southampton'ın da elini zayıflatan bir etken. Yani biraz indirim yapmaya mecbur kaldılar. Başka da ciddi bir teklif yok onlara. Dolayısıyla ben bu transferin hani belki biraz sürebilir ama öyle veya böyle sonunda. Trabzonspor leğine sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü yani şu anda son noktada fiyat farkı mı yoksa takasla kullanacak fiyat oyuncular farkı, mı? Fiyat, fiyat farkı. Yani 2.5-3 milyon, yani milyon euro. 25 milyon euroluk bir fark var iki kulüp arasında. Onun biraz kapanması lazım. Takas konusunda çok bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü Trabzonspor'da evden çıkartılacak çok oyuncu var. Yerli yabancı. Yani şu an 17 tane yabancısı var Evet bir yabancı oyuncuları da bir görelim. Çünkü gerçekten yani 12 olacak. Daha hala transferde bekleniyor. Şu anda e, Trabzonspor'un yabancıları ekranda. Bunlardan e, hangileriyle yollar ayrılacak şimdi herhalde? Gomez gidecek olanlardan bir tanesi. Yani geçen sene kiralanan 5 tane oyuncu, özür diliyorum 4 tane oyuncu artı Joaquin Fernandez. Zaten bu oyuncular kampta değiller. E, sayalım Maxi Gomez, Corbelis, e, Tekliç, Lahtimi ve ek olarak Joaquin Fernandez. Bu beşli... Ee, ne Trabzon'daki çalışmalarda yer aldılar ne kampa götürüldüler. Kulüp bulmalarına izin verildi bu oyunculara. İşte işte çok bir problem olacağını zannetmiyorum <laughs> keza Lahtimi de. Genç ve kiralanabilecek oyuncular. Burada zorlayan iki isim e, Maxi Gomez ve Hakim Fernandez. Özellikle Gomez'in yıllık ücreti de fazla. Sözleşmesinde de daha bir sene var. E, bir fesih e, olma ihtimali yüksek duruyor. Burada da orta yolu bulabilmek önemli. Yani minimum zararla o kontrattan çıkabilmek önemli. E ee, bu 5'le öyle veya böyle ayrılacak Trabzonspor'dan ama bu 5'li çıktığınızda bile yine 12 yabancı oluyor. Kontenjan zaten şu anda 12. İşte siz buraya 10 alacaksınız, Muhammed Çam alacaksınız, stoper alacaksınız. Belki duruma göre duruma göre değil aslında isteniyor ama biraz görüşmeler durmuş vaziyette. Lider bir 8 numara orta sahaya. Hı hı. Şimdi minimum 4-5 yabancı daha gelecek gibi duruyor. En azından 4 yabancı gelecek gibi duruyor. Sizin bu rakamı 8'e düşürmeniz lazım. Yani buradan 9 oyuncunun çıkması gerekiyor. O saydığım 5'li dışında Trezeguet Orsic ikilisinden biri bence gidecek. E, Trezeguet teklif bekleniyordu. Enis Bardi e, yine teklif gelirse değerlendirilecek oyunculardan birisi. Fontas'ın e, Onaçı transferinde Göztepe'ye e, takasta gönderilmesi muhtemel oyunculardan biri olduğunu söyleyelim. Densville ile alakalı e, Stopper'deki stoperdeki hareketliliğe göre Densvilden Densville'den de bir çıkma durumu olabilir Trabzonspor'un. E, dolayısıyla hani evet 4-5 tane yabancı oyuncu alacak ama e, aslında Sanki 4-5 değil de 8-9 oyuncu alacakmış gibi bir efor sarf etmesi Hı -hı. gerekiyor. Çünkü eldekileri göndermek de ayrı bir konu ve bu oyuncuları hani para vermeden gönderemiyorsunuz. E bu yani bir gerçek. Normal bir şekilde. Yani 4-5 oyuncu alıyor, alıyor gibi gözüküyorsunuz ama size maliyeti 7-8 oyunculuk oluyor. Çünkü gidenlere de para veriyorsunuz. Bu biraz zorluyor Trabzonspor yönetimini ve şu anda da bendeki bilgi bir kaynak arayışı var ama yönetim bu transferde yapacağı harcama ile ilgili o kaynağı da henüz bulabilmiş değil. Yani biraz işlerin tıkanması, biraz frene basılmasının sebebi de o stoper bölgesi 8 numara keza o transferlerde. Bana kalırsa biraz planlamanın da dışına çıkıldı Trabzonspor'da. Trabzonspor ve Beşiktaş, Roma'nın yıldız sağ beki Rick Karsdorp'un transferi için karşı karşıya geldi. Her iki kulüp de kadrolarını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor ve Karsdorp'un yeni durağının Türkiye olabileceği belirtiliyor. Trabzonspor ve Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İki Süper Lig devi, güçlü bir kadro ile lige başlamak istiyor. Özellikle Rick Karsdorp transferi için iki kulüp arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Bunun için transfere yoğun mesai harcayan Trabzonspor ve Beşiktaş Karstrop için karşı karşıya geldi. İşte tüm detaylar. Roma'dan ayrılacak olan Hollandalı sağ Bekrik Karstorp'un yeni durağının Türkiye olacağını kabul ettiği ve ikna edici bir teklif beklediği belirtildi. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Karstorp'u transfer etmek için yarıştığı bildirildi. Karstorp'un sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Ayrıca 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Trabzonspor, Andreo Grevillon transferi için kolları sıvadı. Transferde sıcak gelişmeler. Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor ve Adana Demirspor'un stoperi Andreo Grevillon'u listesine ekledi. 26 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu için Trabzonspor yönetiminin harekete geçmesi bekleniyor. bon bonservis bedeli 3.5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Trabzonspor, stoper transferini Macaristan kampına yetiştiremeyince çalışmalarına hızlandırdı. Gigot konusunda Marsilya ile anlaşmasına rağmen oyuncudan olumlu geri dönüş alamayan Bordo Mavililer, alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı. Bu stoperlerden biri de Greyvillon. Adana Demirspor forması giyen 1 metre 89 santim boyundaki savunmacının bu yaz satılması bekleniyor. Transfer yasağı bulunan ve kaynak arayışına giren Güney ekibi, Greyvillon'un fiyatını 3.5 milyon euro olarak belirledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun tarzını çok beğendiği 26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yönetiminin harekete geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 33'ü süperlik olmak üzere 39 resmi karşılaşmada forma giyen Greyvillon, 2 gol kaydetti. Geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, bir yıl önce 2.5 milyon euro karşılığında Reims'ten Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Grevilleon'un olası transfer sürecinde Trabzonspor'un para artı takasta futbolcu teklif etmesi bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son açıklamalarında Ozan Tufan'a övgüler yağdırdı ve Antony Vakayme'nin takım için ne kadar değerli olduğunu vurguladı. Avcı, Ozan Tufan'ın çok yönlü bir oyuncu olduğunu ve birçok mevkide oynayabilme yeteneğinin takıma büyük katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, Vakayme'nin performansının takım için önemli olduğunu ifade etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Zeleznikar maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar. Normalde bugün oyuncuların oynama süreleri 60 dakikalardı. Baktığımda 60 dakikayı 10 oyuncu üzerinden ortalama gerçekleştirdik, bunun bazılarının sürelerini 75'lere 80'lere çıkardıklarımız oldu. Fiziksel durumlarını takip ediyoruz. Kampın son günü, maçın devre arasında veriler geliyor, ona göre plan yapıyorsun. Oyun olarak oyunda birçok çalıştıklarımızı sahanın içinde deniyorlar. Bu bizi son derece mutlu ediyor diye konuştu. Bazen oyuncuların "Erken gol atayım, erken final pası yapayım." dediğini ve bu nedenle kaçırdıkları goller olduğunu dile getiren avcı sözlerine şöyle devam etti. Çok net girdiğimiz pozisyonlar var. 10. dakikada çok net girdiğimiz organizasyondan ataklar vardı. Bunlar bizim için iyi. Biraz daha topa sahip olduğumuzda, biraz daha hızlı çevirip kenarları bulduğumuzda hep oyunlar çıktı. Hazırlık maçı da olsa 60'tan sonra sık değişiklik oldu. O zaman oyun organizasyonu ister istemez bozulabiliyor. Ama ona rağmen birçok şeyi doğru yapmaya çalıştılar. Eksikler de var. Hem fiziksel olarak hem oyun olarak tamamlamamız gereken şeyler var. Bence harika bir kamp dönemi. Sakatsız bugünü de bitirdik. Yarın son antrenmanımızı yapacağız. Abdullah Avcı, hazırlık maçlarında da kazanmanın önemli olduğunu vurgulayarak, hazırlık maçlarında hem oyun yukarı doğru çıkıyor, maç kazanıyorsun, maç kazandıkça kendini daha iyi hissettirir ve hızlanırsın. Bugün de geçen maçtan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. 20 oyuncuya şans verdik. Veremediklerimiz var, çünkü önceden 5-6 hazırlık maçı yapabiliyorduk, şimdi öyle bir zamanımız yok. Bir yandan da öteki haftaya Avrupa Kupası'na hazırlanmamız gerekiyor. Bence çok güzel, mutluluk verici bir kamp dönemi. Herkesin enerjisi iyi, ekibinde öyle. Hazırlık maçı da olsa kazanmak iyi. Oyunun büyük bölümü iyi gidiyor, eksiklerimiz var onları da tamamlayacağız oyun olarak dedi. Savunma ve hücumda neler yapacaklarını çalıştıklarını, tekrarlarla daha iyi hale geleceklerini ifade eden Abdullah Avcı, genç oyuncuların bazıları da umut veriyor. Cihan'ın olduğu gibi, Salih'in olduğu gibi. Umarım eksikler de tamamlandığında iyi bir Trabzonspor seyrettireceğiz. Bunun için çalışıyoruz, diye konuştu. Anthony Vakaymen’in durumuyla ilgili olarak da Avcı, çalışıyor, o geç geldi. Bir de onun ligi erken bitmişti. Sağlık ekibi performans departmanı süreleri belirliyor, kendisiyle 30 dakikada pazarlık yapmıştık, öyle kullandık. Şu an itibarıyla sakatlanmadan götürmeye çalışıyoruz. Bizim için değerli, Trabzonspor için değerli bir oyuncu. Katkı sağlayacak, çalışıyor. İfadelerini kullandı. Abdullah Avcı, bu sezon 55 maç oynayacaklarını düşündüklerini kaydederek, illa Pivot Center for birinci hafta bizimle olmak zorunda değil. Doğru zamanda doğru şekilde doğru oyuncu olsun pivot santrfor yoksa başka türlü santrforlarımız var, Enis, destan ona yakın bir oyuncu. Umut Bozok sırtı dönük serviste olan bir oyuncu. Draguş geldi, Tony, Vakayme de bunu oynayabiliyor. O zaman rakibe göre, bizim elimizdeki oyuncu profiline göre sahaya çıkarız. Ama bütününde, resmin bütününde öyle bir oyuncunun bizimle beraber olması gerekiyor. Dedi, Sabek'te oyuncu arayışına ilişkin de avcı, bu mevkide Ozan Tufan'ın iyi performans gösterdiğini anlatarak, Ozan bugün iyi bir performans ortaya koydu. Orayı da oynamış bir oyuncu. Her geçen sefer iyi oynuyor. Bence özel bir oyuncu zaten, orayı da oynuyor. Şu an geçiş döneminde onunla da konuştuk, bu şekilde kullandık. Doğru da cevap verdi. Oyun planlarına uygun bir şekilde hareket etti. Önceliklerimiz var ama bir fırsat transferi çıkarsa ama yabancı belki bir yerli onu da kullanmak istiyoruz. Mevcuttakilerden de en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı